Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Can dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Az. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız şükür elhamdülillah iyiyiz. Dünden yemeklerim kalmıştı. Bir tabak pilavım kaldı. Tabii o kadar yemeği yiyeceğimiz yok yani. Güveç kaldı. Güveçten şöyle ucundan kıyısından yediler. Pilavı yediler. Ben de onun yanına biraz domatesli makarna yaptım. Soslu ekmeğimi de şöyle koydum. Sobanın üzerine. İnşallah görünüyordur burada. Hoş geldiniz. Abilerim, ablalarım. Hayırlı akşamlar. Hadi. Kalk o zaman. Onun karnı tok. Makarnaydı o, bir tabak. Yedin mi makarna? Aa, ben yemedim. Kuşu yoktu. Evet, ortada yedi, orada kusuyor. Çok yedi. Midesi şişti, kusması gelmiş. Nasıl geldi? Ben bakayım diyorum ya. Bu... Biraz ver hepsi. Aa, önünde ya. Koyayım onu da sabanın üstüne. Ya koy. Günümüzleri yaz gibi hava çok güzel ama akşamlar ne kadar da olsa soğuk oluyor can dostlar. Yüzüne bastın mı? Ne söyledi? Hapiş bir tane beni kal. Niye arayıp soğuk ulaşmıyoruz? İşte şimdi bahar değişimi oluyor ya. Herkes hastalanır. Trafikte bak. O yüzden alerjisi var ya şeylere. Bahar alerjisi var Refik'te. O yüzden ağzı burnu tıkandı. Burunları akıyor. Sen makarna yemiyor mu annem? Yemiyor. Niye? Yok. Hadi gel. Ye. Karnın tok mu? Bak. Çatallayı. Çatal yoktu mu çocuğun? Ne? Senin? Ben ne yapacağım çatalı yesin. Bir de ya. Çorba yiyecekseniz. Çorba yiyecek mi anne? Batır batır öyle değil bak. Öyle değil bak. Bu çubuk makarna değil, dolanmaz. Böyle batır. Çubuk makarna değil anne. Anne. Bu ne? Makarna ne? Aa, bu bu. Makarna ne? Kıvırcık makarna. Domatesli. Kıvırcık. Domatesli. Hadi yiyin. Yiyin bir kere. Dede. Dede. Döküyorsun anne. Gidiyor acıyor. Bir şey yok. Ayağıma batırıyorum çatalı. Saplıyorsun bir de. Böyle bir şey yok diyor. Bir şey yok. Sana göre bir şey yok. Ama benim canım acıdı. Şeye? Evet. Nerede? Yapma demek. Yapma. Ne
Kalk şimdi Hasan. Yok. Düzgün dur sofranın başında. Versene ekmek. Al. Benim. Ya dur be Refi. Katlan sofrada. Kalk oyunlarla çalıştık. Çok şımardım biliyor musun? Çok şımardım. Aşırı derecede şımardım. Terbiyeli ol. Düzgün yemeğini ye. Bismillah dedin mi? Dedim. Sen yemiyor musun? Sen ne yaptın? Bazı ortalığı lan. Yemeyeceğim ya. Canım istiyor da. Siz neler yaptınız yan dostlar? Menülerde neler var? Bizim dünden kalma yemeğimiz. Bir de yanına makarna yaptım. Bugün de onu yiyelim. Yemeğimiz kalmasın, atılmasın. Gerçi atmıyoruz, yani olmuyor da. Dün Büşra bacım, yani bugün ki attığım videoya yorum yazmış. Yani gel niye benden hiç bahsetmiyor diye. Bacıma da buradan selamlar olsun, kucak dolusu. Yorumunu görmeyen insanların izlediğini de düşünmüyorum can dostlar. Yani izlese diyorum yorum yazarlar diyor. O yüzden de şey yapmıyorum yani. Bahsetmiyorum ama bacıma, Büşra'ma buradan selamlar olsun, kucak dolusu öpüyorum bacımın. Rabbim çocuklarınla, eşinle, kocasınla evinde huzurlu, mutlu etsin inşallah bacımı. Yemek de ne güzel olmuş ha. Yemek yiyor sonra. Yarış yarış. Yarış. Dün ben bundan yemedim bu yemekten. Biraz öyle tadına bakmıştım. Ama güveç yemeği durdu mu daha lezzetli oluyor. Arzu ablam da demiş güveçin kokusu buralara kadar geldi. Keşke sizlere gönderebilsem. Ayrım yapmıyorum can dostlar. Buradan bütün ablalarıma, bacılarıma kucak dolusu selamlar olsun. Tanıdım ben. Merhaba. Ayağını açacaksan yine yeme. Sonra yiyelim. Bahçede de varsa. Ben de ikna güzel yiyorum ya. He? Baba da sormuş ya. Niye dönüyor bu durumlara? Şey ya. Yuvarlak ekini altı. Thank you.
Karnım çok tabi değil mi? Hı? Ha? Karnın tok diyor. Köydekiler resim atmış bunu. Öyle mi? Cemile abla, düğün telaşımız, komşumuzun düğün telaşı diye. Ne yapıyor? Oturuyorlar. Çay kahve içiyorlar. Toplanmış hepsi. Atom biber bunlar. Çok acı. Ama biz acıya alıştık. Acısız da yemek yiyemiyoruz artık. Bu da çok acı. Acı lan. Güzel ama. Kaşıkları at. İki kaşık aldım bak testi aldım. Var burada kaşık al. Var var. Ondan yiyor. Ona ver dedim. Üstten canmışsa vermedim ben. Şeye de girdim baktım yok. Çıkmamış ya sağlık ocağı. Yo niye ben niye görmedim? Tavuklarını yıkan. Kalmasın. 3 gün kaç gün yeriz galiba yemeği. Sonra ufak oluyor. Nereden bulsa? Ne? Güverç. Nasıl ufak? Ne ya? Demek ki de yiyor öyle güverç. Kayık. Ne bakarsana. Ben alsana. Bir de satın. Satıyor bu kadar. Su satsın, su içmek daha iyi ya. Sen dün ne kadar su içtin dedim ya turşu.
Bugün hiçbir şey yapmadım can dostlar. Çamaşırlarım vardı. Çamaşırlarımı katladım. Ondan sonra da yemeklerim var diye yemek de yapmadım. Bir evin odasını toparladım öyle biraz. Ondan sonra hiçbir iş yapmadım. Biraz da keyifsizim gibi böyle. Bayağıdan beri de sofra videosu çekmiyorduk. Dedim bugünlük videomuz da öyle olsun. İnşallah sıkılmadan, reklamlarımı videomu atlamadan izlersiniz. Can dostlar, doymak üzereyiz zaten. Soframda videom bu kadar olsun. İnşallah sofrayı toplarsam, yani toplarsam değil, mutfakta çekerim devamını sizlere. Sofrayı kaldırıp gene de çekerim inşallah can dostlar. Kaç dakika olmuş? 18. İyi. Can dostlar. Mutfağıma geldim. Nasıl geldim ama? Akşam yemeği yedikten sonra ben burayı toparladım. O anda telefonda Refik telefonla oynuyordu. Telefonu falan vermedi. Ben de o ağlamasın diye orayı size çekemedim. Kusuruma bakmayın artık. Sabah oldu işte can dostlar. Günümüz aydı, günümüz aydı. Hepimizin günü aydın olsun. Hava da kapalı gibi. Sanki yağmur yağdı, yağacak gibi. Şuraları bir toparlayayım. Burayı nasıl yapacağım bilmiyorum can dostlar. Burası çok karışık geliyor bana. Böyle yoğun geliyor. Ama mecbur bunları da buraya koymak zorundayım. Yani başka koyacak yerim yok. Gerçekten mutfağım çok küçük. Rabbim inşallah kendimize versin. Kendi evimiz olsun inşallah. İnşallah kendi evimiz olur da rahat bir şekilde eşyalarımı da, daha hiç çeyizlik eşyalarımı kullanmadım. Eşyalarımı da kullanırım inşallah. Yani doğru düzgün güzel eşyalarımın hiçbirini kullanmadım.
Kiracıyız çünkü. Yemek takımlarım var can dostlar. Güzel güzel fincanlarım var. Çeyizimde. Ondan sonra yani annemin verdiği çeyizde, çeyizimde derken annemin verdiği çeyizlerde. Mecbur bunlar burada kalmak zorunda. Yani başka koyacak yerim yok. Yağdanlığım, tuzum. Mecbur burada durmak zorunda. Tabii ki kalabalık geliyor. Göze de, insanın gözünü de yoruyor. Sizin gözünüzü de yoruyordur. Eminim ama yapacak bir şeyim yok. Dediğim gibi akşam videoyu çekemedim canım dostlar. Bunu da burada böyle size şey yapayım. Birleştireyim. Ekmeklerim parça parça, onları şöyle bir yere koyayım. Refik'le kahvaltı yapacağız. Böyle. Kahvaltı yapmadık daha. O da hiçbir şey istemiyor. Ne yiyeceğim diyorum. Öyle böyle geçiştiriyor. Bu baharatlıklarım mecbur burada duracak. Dediğim gibi can dostlar, yerim yok. Mutfakta yerim yok gerçekten. Ekmeğe şey sıktım. Limonla toz sakat. Grafikte bahar alerjisi olduğu için böyle nezle gibi, grip gibi oluyor. Bir de çok girdik çıktık dışarı. O yüzden burunlara akıyor. Hapşırıyor. Şunlar da şurada dursun. Şunu dolabına koyayım. Sorayım bir bakalım ne yiyecek, ne istiyor. Şöyle bir yumurta koyayım ona. Ben kahvaltı yapamıyorum can dostlar. Ne bileyim. Kahvaltıyı aslında seviyorum, çok seviyorum ama kahvaltı tek başımayım diye yapamıyorum. Refik de kahvaltıyı pek sevmiyor. Zeytin, peynir, böyle reçel şeyleri sevmiyor Refik. O yüzden Allah nasip ederse bugün akşam yemeğimize, akşam yani soframıza kahvaltı gibi hazırlayacağım. Ekmek yapacağım. Kendim mayalayacağım. Kendim yapacağım. Fırınıma atacağım. Ondan sonra böyle sıcak tereyağlı şöyle bir ekmek yapmak istiyorum can dostlar. Kahvaltı hazırlayayım. Zeytin, peynir, ondan sonra yumurta falan öyle yakırarız, yağışlarız. Zeytin, peynir, bir de çay, bu kadar can dostlar. Böyle yapacağım. Canım öyle istiyor çünkü. Başka da bir şey yapmayacağım. Kaan da öyle yap dedi. Bayağı uzun bir zamandan beri doğru düzgün kahvaltı yapamıyoruz. En son size attığım videoda kahvaltı yapmıştık gerçekten. Bayağı uzun zamandan beri de kahvaltı yapamıyoruz. Bu videom da böyle olsun can dostlar.
video içerik üretmeye çalışıyorum. İnşallah beğenerek beni izlersiniz. Yani ne yapacağımı artık inanın ben de şaşırıyorum. Her gün evin içinde de ne çekebilirsin? Her gün yaptığımız günlük işler. Yani başka çekeceğimiz bir şey yok. Ama böyle köye gitsek, köyde olsak, işte tütün şeylerini çekerim. Tütün telaşlarını çekerim. Tütünler de ekildi bu arada. Tohumları atıldı. Çatlamaya başlamışlar. Patlamışlar yani. Biz öyle deriz. Tütünler patlamaya başlamış. Allah nasip ederse pazar günü köyde olacağız. İnşallah vakit bulabilirsem size onları da çekmek istiyorum. Can dostlar inşallah onları da çekerim. Köyden de bir günlük de olsa size güzel bir vlog hazırlarım inşallah. Siz de inşallah beğenirsiniz. Beğenerek severek izlersiniz. Böyle can dostlar. Ramazan hazırlıkları yapacağım dedim. Ama sonradan da düşünüyorum. Şimdi diyorum Ramazan'da bu sefer diyorum ne çekeceğim diyorum. Ramazan'da ön hazırlık yaparsam diyorum Ramazan'da yaptığım yemekleri nasıl çekeceğim dolapta hazır olursa. O yüzden ama bazlamayla kuru yufkamı yapacağım can dostlar. Onun için de şu düğünü de bir atlatalım. Şu haftayı da bir atlatalım. Pazar gününü. Ondan sonra Allah'ın izniyle daha var Ramazan'a ayın 11'inde. Allah'ın izniyle o zamana kadar da bir şeyler yaparız can dostlar. Onları da çekerim. Ramazan'da da sizlere istiyorum ki böyle iftarda, sahurda günde 2 video atmak istiyorum. İnşallah yani gece de video atacağım. Sahur videosu olarak atacağım. Ama onları nasıl ayarlayacağım bilmiyorum can dostlar. Bakalım bir şekilde bir şeyler yapacağız. İnşallah siz de beni severek izlersiniz. Sahurda geceleri canlı yayında yapacağım can dostlar. İstiyorum çünkü canlı yayın yapmayı da sahurda. İnşallah siz de beni desteklersiniz, izlersiniz, beğenirsiniz. Evlerimi süpürdüm, temizledim, temizliğimi yaptım. Camlarımı, kapılarımı sildim, perdelerimi yıkadım. Ondan sonra ama can dostlar tabii ki temiz durur mu durmaz. Refik Bey portakal sıkmıştım dediğim gibi. Dün bütün koltukların örtülerine hepsinin portakal suyu sıkmış. Biz mutfaktayken görmedik. Babası da ben de. Lekeler olmuş sarı sarı koltukların örtüsünde. Olsun can sağlığı onları değiştireceğim. Yine tekrardan bir silerim, süpürürüm ama bu hafta değil can dostlar. Şu haftayı bir atlatalım. Şu düğün telaşını bir atlatalım. Bugün günlerde Perşembe. Aynen can dostlar. Bugün Perşembe, yarın Cuma. Hayırlı günlerimiz olsun. Hayırlı cumalarımız olsun inşallah. Bakalım neler yapacağız can dostlar. Belki yarın Cuma. Cuma akşamı da yapabilirim. Çünkü cumartesi kayınbabam, kayınvalidem gelecekler. Örtüleri falan değiştirmem lazım. O şekilde olmaz. Ayıp. Köyden gelen misafirler de olur. Onlar da bize gelir. Çekebilirsem inşallah onları da çekerim. Bugünlük de videom böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beni buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Kanalıma destek olmak için can dostlar izlemeniz, reklamları atlamadan izlemeniz, videomu atlamadan izlemeniz, beğeni, yorum yapmanız bana yeterli. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.